Bubble'a hoş geldin. Bu videoda Bubble kelime programını nasıl kullanman gerektiğini göstereceğiz. Önce Bubble hesabı açman gerekiyor. Bunun için sayfanın sağ üst köşesindeki Üye ol'a tıkla. Kullanıcı adını gir. E-posta adresini yaz. Şifreni gir. Ve kullanım şartlarını kabul et. Sonra kayıt ola bas. Birkaç dakika sonra Bubble e-posta adresine bir link gönderecek. Bu linke tıklayıp kaydını tamamla. Bundan sonra kelime dersleri erişimine açık. İlk önce giriş yapman gerekiyor. Kullanıcı adını ve şifreni gir. Sonra girişe tıkla. Bubble'da kelime listelerine ders deniyor. Diğer kullanıcıların hazırladığı derslerden birini seçerek programı kullanmaya başlayabilirsin. Ana dilini ve öğrenmek istediğin dili seç. Sonra kategorilere göre istediğin dersi seç. Ya da anahtar kelime girerek arama yap. Örneğin başvuruyla ilgili bir kelime listesi bulmak istiyorsan boş alana başvuru yaz. Başvurularla ilgili bütün dersler karşına çıkacak. Dersi seçmek için ekleye bas. Böylece kelime kutuna istediğin dersi eklemiş olacaksın. Geriye basıp öğrene gittiğinde dersleri görebilirsin. Derse başlamak için birinin üzerine tıkla. Bubble kelimeleri aklında tutmanı kolaylaştırmak için flashcard sistemini kullanıyor. Bütün kelimeler kartların üzerinde yazılı. Klavyenin üstündeki sağ ok tuşunu kullanarak kartı çevirebilirsin. Bir kelimeyi bildiğini doğrulamak için üst ok tuşunu ve bilemediğin kelime için aşağı ok tuşunu kullan. Bildiğin kelimeler bir üst seviyedeki kart kutuna aktarılacak. Bilemediğin kelimeler ise bulundukları seviye bakılmaksızın birinci seviyeye gönderilecek. Her turun sonunda Bubble sana dersin ayrıntılarını içeren bir özet sunacak. İstersen kendi dersini de oluşturabilirsin. Bunun için sağ taraftaki kendi dersini oluştura git. Ve sonra ders oluştura tıkla. Sırasıyla dersin başlığını, açıklamasını, önemli kelimeleri, konuştuğun dili, öğrenmek istediğin dili, zorluk derecesini, kategoriyi seç. Bitirince kaydete tıkla. Ders bilgilerini girdiğine göre artık kelime eklemeye başlayabilirsin. Kelime ekleye tıklayarak kelimeleri teker teker ekle. Eklemeyi bitirince dersi ya açık ders olarak yani bütün kullanıcılara açık biçimde ya da özel ders olarak yayınla. Yayınlamak için dersi tamamlaya bas. Daha sonra karşına çıkan kutuda öğrene basıp dersi öğrenmeye hemen başlayabilirsin. Kelime kutularıma gittiğinde hazırladığın dersin listeye eklendiğini göreceksin. İstediğin zaman buradan derslerinde değişiklik yapabilir veya onları silebilirsin.